Beslenme Pijamadan efendim hepinize iyi geceler efendim. Çok keyifli bir cumartesi ve pazar, güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Evet, belki hemen dikkatinizi çekmiştir. Kucağımda mor bir ayıcık var. Evet, bu ayıcık çok önemli. Bunu hemen programın başında sizlere anlatmak istiyorum. Bu akşam biliyorsunuz ki sevgili Tuba Özay bizlerle olacak. Gelir gelmez böyle kocaman bir valizde geldi, dedim bu ne? Önce dedi ki yok dedi canım dedi ben dedi seyahatlere gidiyorum. Sonra bir baktım içinde makyaj malzemeleri, ütüler, mütüler, her şey. Tabii içeride pijaması falan ütülendi. Ondan sonracığıma şimdi sisleniyor. Birazdan bizlerle olacak. Bu ayıcığını da getirmiş. Çünkü neden? Kendimi bildim bileli uzun yıllardır. Şimdi kaç sene olduğunu birazdan yayında, canlı yayında kendisine soracağım. İsmi Purple. Bu ayıcığımla beraber buna sarılıp uyuyorum. Hatta hiçbir erkek de bu kadar değerli değil dedi. Canlı yayında geldiğinde efendim Purple ve Tuba Özay'ın arasındaki bağlantıyı soracağım. Neymiş efendim? Anıları soracağım efendim. Biliyorsunuz ki bu gecenin konusu... Evet, sosyal medyamdan takip ediyorsunuzdur. İnsanlar biliyorsunuz evlendikten sonra değişiyorlar. Kadınlar da erkekler de. Bakalım evlendikten sonra insanlar nasıl değişiyor? Ne yönde değişiyor? Aslında evlilik bir peri masalı mı yoksa bir gereklilik mi? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Bunlarla ilgili anılarınızı, yaşadıklarınızı ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşmak için ne yapıyorsunuz? 0212 alan koduyla 270-080 270-080'den ve hemen telefon çaldı. Bizlere cevap canlı ulaşıyorsunuz. Çünkü biz tam canlı yayına girdiğimiz zaman ne yapıyoruz? Hemen telefon bağlantılarımızı açıyoruz. Çünkü çok fazla telefon aldığımız için. Evet, ayrıca www.milyontv.com'dan da bizleri cap canlı izleyebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ayrıca Milyon TV sayfasına girip de hangi mecralardan da bizleri canlı izleyeceğinizi de bakabilirsiniz. Vallahi aklımda tutamıyorum. Yemin ediyorum hiçbir şey tutamıyorum. Evet. Evet, insanlar evlendikten sonra değişirler mi? Vallahi de değişiyorlar. Tillahi de değişiyorlar sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle ben hemen özetledim. Evlendikten sonra erkeklerde değişen şeyler ve kadınlarda değişen şeyler diye ikiye ayırdığımızda önce gelelim erkeklerde ne değişiyormuş? İlk sırada kilo. Özellikle kilo alımı oluyor erkekler evlendikten sonra. Tabii bu sadece erkekler üzerinde değil, bayanlar da zaten kilo alıyorlar. Diğeri sık sık arkadaşlarıyla görüşmeye başlamak. Çünkü neden? Her gün evde aynı hanım, işte her gün evde aynıdırdır. Tabii biraz daha sosyal faaliyetlerini arttırıp biraz daha dış dünyaya dönmek istiyor olabilirler. Sıkıldıkları için, ki özellikle pandemide zaten boşanma oranları çok arttı sevgili arkadaşlar. Diğeri özel günleri sık unutmak. Evet, bu sevgiliyken çok önemli oluyor. Özel günleri hatta 3 ay önceden düşünmeye başlıyorlar ama evlendikten sonra bu böyle olmuyor. Maalesef ki birçok kız arkadaşım da bundan müzdarip. İşte ben evlenmediğim için, bu duyguyu tatmadığım için sevgili arkadaşlar bilemeyeceğim tabii ki. Diğeri ilgisizlik. Evet, hiçbir şey ilk günkü gibi olmuyor. İlgisizlikler başlıyor. Bu da çok kötü bir şey. Diğeri eskisi kadar sevmemek ve gözü dışarıya doğru kaymak. Bu da tabii ki ilerleyen yıllarda, özellikle evliliğin ilk 5 senesi çok kritik. 5 sene ve 10 seneden sonra, hele ki 10 seneden sonra maalesef bu biraz kaçınılmaz oluyor ama tabii ki tüm evlilikleri kapsamıyor. Yani 30 yıl aynı yastığa baş koyup da çok mutlu olanlar var ama hep o insanlara soruyorum. Aldattım mı diyorum. Yok, aldatmadım diyor ama ne kadar doğru bilemiyorum ama vardır diye düşünüyoruz. Diyelim. Erkekler tarafını söylüyorum. Sürpriz yapmamak ve kendine de özen göstermemek, işte eskisi gibi İşte parfümler, işte spa'ya gitmek, işte kuaförlere gitmek değil de hani böyle artık kendini salmak, daha doğrusu bir yerden sonra bu da tabii ki evliliği hem çatırdatan hem de böyle ilişkiyi de eskisi gibi yıpratan önemli şeylerden, unsurlardan bir tanesi. Hiçbir zaman eskisi gibi ilişki de olmuyor, yıpratıyor zaten. Diğeri ise sorumsuz olmak. Bu da erkeklerin çok fazla yaptığı bir şey, sorumsuz olmaları. Neyse evlilik, aman neyse, zamanı gelince bakarız. Kadınlarda ise neler değişiyor evlendikten sonra, hemen sizlere buradan söylüyorum. Eskisi kadar onlarda da aynı şeyler oluyor. Bakımlı olmamak. Mesela sevgilinizle buluşmadan önce ne yaparsınız? İşte kuaförler, bakımlar, alışverişler vesaire. Yani bir kremi bir daha sürersiniz. Bir ruju bir daha sürersiniz. Saçlar bozuldu mu? Hatta çantamda ben saç spreyi gezdiğimi falan biliyorum. Aman şöyle olsun böyle olsun ama artık insanlar birbirine alışınca aman 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 oluyor.
İşte o özenli işte topuklu ayakkabılar, mini eteklerden sonra işte eşortman, hey hayatım gel bir haftasını yürüyüşe gidelim, biraz doğal iç içe olalım falan derken artık pijamaya kadar gidiyor bu işin sonu, buluşmalar falan. Çok sıkıntılı oluyor gerçekten. Hiçbir şey ilk aşk, ilk zamanlardaki, ilk yıllardaki gibi olmuyor. Diyelim. Eğer çocuk varsa tüm ilgiyi kadının çocuğa vermesi ve her şeyi çocuk odaklı yapması. Bu sefer erkek tabii ikinci planda kalıyor. İkinci planda kaldığı zaman ne oluyor? İşte aldatmalar, dışa yönelmeler başlıyor. Bunlar da insanların evlendikten sonra değişen huyları sevgili arkadaşlar. Diğeri kadınların evet kilo alması, ama nasılsa adam benimdir bir yere gitmez diyorsunuz, ama tam tersi hanımlar homini gırtlak yiyorsunuz, yiyince tabii adamlar daha böyle 90-60-90 kızlara gözleri kayıyor. Bunu da yapmamanız lazım. Tamam, evet, balık etli kadın hoştur, güzeldir. Tabii dünya trendlerinde de güzeldir, ama balık etini biraz aşıp da balinaya doğru gittiğiniz zaman adam ister istemez efendim aldatıyor. Diğeri ise evet, kadınların şimdi efendim şöyle yaptığı bir en büyük hata var. Şimdi insanın sevgilisi olunca böyle kapıyı açınca aşkım canım süslü püslü böyle kapıyı açarlar. Ama evlendikten sonra işte eş eve geldiği zaman hoş geldin, işte evde çocuk varsa oğlum sen bak kapıya baban geldi gibi davranışlar yüzünden de tabii o heyecanla eşinizi akşam işten geldiğinde karşılamazsanız adam 1-2-3-5 artık bundan da sıkılmaya başlıyor. Benim diyor sevgilim böyle değildi, evlendikten sonra değişti oluyor. Evet, diğeri yine ilgisizlik ve özel günleri kadınların da unutması, artı en kötü olan şey de cinsel isteksizlik sevgili arkadaşlar. Bu da araya girdiği zaman hiçbir şey ilk günkü gibi olmuyor. Evet, yine 0212 alan kodu 270-0-80'den cevap canlı yine bizlere bağlanabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Birazdan bizlerle Tuğba Özay olacak. İçeride daha süsleniyor, ütülü pijamalarını giyiyor, makyajını yapıyor ve evet devam ediyoruz. Evlendikten sonra eşler en çok neye karışıyormuş? Şimdi insanlar biliyorsunuz ki önce bir rol yapıyor. İşte aşkım ne olacak canım, evlenince de ben aynıyım. İşte alışkanlıklarınız neyse evlenince de ben böyleyim, ben şöyleyim vesaire. Tamam, ama hiçbir şey öyle olmuyor ve insanlar evlendikten sonra, tabii herkes için demiyorum ama %50'yi kapsıyor bu. Neler değişiyor? Erkeklerde öncelikle giyim tarzı değişiyormuş. Kılık, kıyafet. Çünkü sevgilinize kendinizi beğendirmek için imaj yaptığınız kıyafetleriniz olsun, saç stiliniz olsun, evlendikten sonra bunlar değişmeye başlıyor. Diğeri, arkadaş çevresi de evlendikten sonra değişiyor. Sebebini söylüyorum. Bir saniye izninizle bir çay yudumlayacağım. Biliyorsunuz bu arada sevgili arkadaşlar, bugün de hayırlı bir gece. Ramazan'ın ilk günü. Ramazan'ın ilk gününde böyle bir güzel yayına yine sizin karşısında olduğum için çok mutluyum pijamalarla. Sizler de eminim sahur yapmak için bekliyorsunuz. Bu arada bizleri izleyerek de eğlenebilirsiniz. Evet. Niye arkadaş çevresi? Hemen bunu da anlatayım sizlere. Şimdi kıskanç eş hemen karışıyor. Mesela bekar arkadaşlarına gezdiği zaman bir erkek ne oluyor? Biraz rahatsız oluyor. İşte arkadaş çevresinin kısıtlamaları. İşte o kim, bu kim, şu kim, onunla nereye gittin, onunla niye gittin derken arkadaş çevrenizde daha çok evlilerden oluşmaya falan başlıyor. Eskisi gibi bekar arkadaşlarınızla gezmeleriniz azalabiliyor tabii ki. İnsanlar evlendikten sonra değişiyorlar. Diyelim iş hayatı ve iş seyahatleri. Hey evet, evdeki hanım karışıyor. Nereye gideceksin? Oraya mı gideceksin? Niye gideceksin? Şu kadar gün gitme de bu kadar gün git. Giderken ben de geleyim. O da gelsin. Şu da gitsin. İşte şudur budur. Yani bayağı stresler oluyor tabii ki. İş seyahatleri de en bombalardan bir tanesi. Hatta aldatmaların da birçoğu bence iş seyahatlerinde oluyor. Ay, buradan yine bu konular geldi. Ay, açmak istemiyorum. Bugün bir hikaye dinledim de oradan esinlendim. Evet, evlendikten sonra eşler neye karışır da diğer dördüncü numara, evde yapılan yemeğe. Şimdi efendim sevgiliyken bilirsiniz ki elinden zıkkımın kökünü yese aşkım harika, ellerine sağlık diyen adam evlendikten sonra ay bunun tuzu mu eksik, ay bunun altı biraz fazla mı yanmış, ay yağı fazla olmuş, hayatım kolesterolüm çıktı biliyorsun bunları yiyemem. İşte filan filan bıt bıt bıt
konuşmaya başlıyor ya da evdeki yemekleri beğenmemeye başlıyor ya da evdeki yemekleri beğeniyorsa da artık eskisi gibi iltifatlar etmemeye başlıyor. Şimdi eskiden işte aşkım şöyle böyle derdi. Aa tamam güzel. Hı. Yiyor yemeğini, gidiyor bacak bacak üstüne atıyor, işte televizyonunu izliyor filan. Yani bu da tabii insanın biraz şevkini kırıyor, kırmıyor değil. Diğeri efendim sosyal medyaya karışıyormuş hanımlar daha çok eşlerde. İşte sosyal medyaya çok fazla girmesine, sosyal medyada çok fazla vakit geçirmesine aşırı derecede karışıyormuş. Evlendikten sonra ama bekarken sorun yok. İstediğiniz postu, istediğiniz story'yi atıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ama evlendikten sonra bu olur mu? Yakıştı mı sana? İşte bu kıyafet ne? Böyle bir şey mi olur? Ağırlığı nerede gibi yorumlar oluyor. Diğeri de harcamalara, evet alışverişlere efendim en çok evlendikten sonra eşler, özellikle erkekler karışıyor. Şimdi tabii sevgiliyken adam sıkıntı değil. Bonkör mesela, al aşkım harca. Al git aşkım alışverişe. Git aşkım tatile. Ama evlendikten sonra öyle değil. Ama hayatım olur mu bu? Bugün işte 10.000, 108 kuruş, 27 bilmem ne kadar harcamışız diye onun bık 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 lafını yapabiliyor sevgili arkadaşlar. Neyse gelelim kadınlara. Kadınlar da yine erkekler üzerinde iş seyahati ve toplantılarına çok fazla karışır hale geliyor. Ama sevgiliyken biliyorsunuz işte diyor ki aşkım İtalya'ya gidiyorum, bir 10 gün fuardayım. Sevgilisiniz tabii ki. Ay tamam hayatım oluyor ama evliyken niye gidiyorsun? Kimlerle gidiyorsun? İş yerinde kimler geliyor? Efendime söyleyeyim, kaç gün kalacaksın? Niye telefonu açmadın? Gibi gibi şeyler olmaya başlıyor. Tabii bu da insan hayatını kısıtlıyor. Kısıtladığı zaman da bu sefer evlilikten de sıkılabiliyorsunuz. He, kadınlar bir de erkeklerin en çok cep telefonuna karışıyor. Aslında sadece evlendikten sonra değil, sevgiliyken de karışıyorlar ama sevgiliyken şöyle bir kaybetme korkusu oluyor ya sevgili arkadaşlar. Bu sebepten dolayı önce bir cep telefonlarını daha relax ve modern duruyorlar. Şey atıyorum, siz telefonunuzla oynuyorsunuz ama evlendikten sonra öyle mi? Oturuyor kadın böyle, siz televizyon izliyorsunuz. Yan gözle bakıyor. Kim aradı? Kim etti? Ay bizim de yayının başından beri telefonlarımız çalıyor. Bir tanesini alaydık bari. Onu duyuyorsunuzdur belki. Ondan sonra kimdir, nedir vesaire diye efendim böyle çok fazla şey yapıyorlar, müdahale ediyorlar. Efendim diğeri ise arkadaş buluşmaları. Arkadaş buluşmalarına da çok fazla karışıyormuş eşler. Efendim fazla yapılan aile ziyaretlerine de kadınlar çok fazla karışabiliyorlarmış. Fazla yapılan aile ziyaretleri de kadınlar tarafından çok fazla ne derler böyle karışılan şeyler, işte annene niye çok gittin, kardeşine niye çok gittin. Aslında insanı dünyaya getiren tabii ki ailesi sevgili arkadaşlar. Benim bu arada da Instagram canlı yayınımda da görüntü gitti. Neyse bir de eve gelip gitme saatlerine de çok fazla eşler çok fazla karışıyormuş. Bu arada ben telefonuma bakıyorum, bir çalan telefonlardan birini alabiliyor muyuz yoksa efendim? Tamam alalım o zaman. Haydi bir telefonumuz gelsin. Alo. Alo. Merhabalar, iyi geceler. Kimle görüşüyorum? İyi geceler. Deniz ben. Deniz, nereden arıyorsun hayatım bizleri? Hoş geldin. İzmir'den arıyorum. Hoş buldum. Evet efendim. İzmir'e sevgi ve selamlar. Evet, evlendikten sonra eşler değişiyor dedik. Siz evli misiniz öncelikle? Boşanma aşamasındayım. Allah Allah. Neden? Aldatıldım. Aldatıldınız. Vallahi bana bu hiç yabancı gelmedi. Bugün de bir hikaye dinledim efendim aldatılmakla alakalı. Peki nasıl yakaladınız aldatılmayı? Nasıl yakaladım? Yakasında pudra gördüm. Ama olabilir. Yani birinle şöyle öpüşürken sadece Tartışmayla geldim ve sonra ben resimleri gördüm. Cep telefonda mı gördünüz resimleri? Hayır. Diğer yani bayanın kendi storylerinde paylaştığı resim. Ha, sizin bayağı koordineli, siz o hanımı bulmuşsunuz, sosyal medya adresini takip etmişsiniz, ondan sonra storylerini görmüşsünüz. Storylerinizde bu adamın evli olduğunu bilmiyor mu da sizin kocanızla? Biliyor. E niye story paylaşıyor? Ben görünmüyorum. Anlayamadım. Ben görünmüyorum herhalde. Siz görün diye. Şimdi bunu mahkemeye verdiniz mi?
Boşanma aşamasındayım. Mahkemem olmadı daha. Olmadı. Aşkım sen şimdi bak bunu hırs yapma, inat yapma. Bence bir an önce bu adamı boşa. Ondan sonra kadınla da ne yaparsa yapsın. Bence hiç arada kalma diyorum. Benim sana nacizane tavsiyem. Mahkemeyi bekliyorum zaten. Ha, mahkemeyi bekliyorsun. Tamam. Siz kaç yıllık evlisiniz? 5 6 10. Ben demiştim zaten. Evet sevgili arkadaşlar, ben demiştim zaten. Evet efendim, görüyor musunuz? 5 seneden sonra her şey değişiyor. Evet, evlendikten sonra neler değişiyor? İşte böyle gördüğünüz şekil ağdaki gibi, hanımefendinin yaşadıkları gibi aldatmalar oluyor. İlgisizlikler oluyor. Enteresan şeyler oluyor. Demek ki evlendikten sonra çok şey değişiyormuş, değil mi Deniz Hanım? Evet, değişiyor. Peki o zaman çok teşekkür ederim bizleri aradığınız için. İzmir'e çok sevgilerle öpüyorum yanaklarınızdan. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili Tuğba Özay da ütülenmiş, yepyeni pijamalarını giymiş. Şimdi ne yapıyoruz? Küçük bir reklam arası verelim. Tuğba Özay bizlerle olsun mu? Olsun. Hadi bakalım az sonra. Efendim hepinize iyi geceler ve sevgili konuğum geldi muhteşem pijamasıyla. Efendim Tuğba Özay bizlerle, nasılsın aşkım? İyiyim bir tanem, senin için valla star pijamalarımı giydim gördüğün gibi. Star star geldi. Bakayım evet. Patiklerini, terliklerini. Bak çok tatlı patikleri, terlikleri de var. Ütületti efendim pijamasını, saten pijamasını böyle mis gibi sıcak sıcak ütüyle geldin aşkım. Hatta içeride sordum, dedim ki evlenince ne yapacaksın dedim, böyle ütületecek misin dedim pijamalarını. Nasıl gideceksin kocişkonun yanına, değil mi dedim, sen ne dedin? Dedim de ben de dedim ki yani kocamın yanına niye pijamayla gideyim? Neyle gidersin hayatım? Çıplak. Çıplak, peki efendim, daha mantıklı oluyor. Tabii yani insan böyle sevdiğinin kollarında, onun böyle teninin sıcaklığında falan uyumak ister. Ne yapayım böyle pijamalar falan böyle şey... Koca karı işi falan böyle şeyler. Ben eski kafayım hayatım. Ben öyle pijama seviyorum. Pijama seviyorum. Programda o yüzden pijamalı. Gel şu purple'ı alayım. Program pijamalı olur da yani. Ben evde de öyleyim. Evlensem herif benim aldatır boşver. Ben kendimi biliyorum. Bak o zaman niye deminden beri evlilikleri O benim. Başkaları için konuşuyorum. Hoca verir talkımı, kendi yutar salkımı sevgili arkadaşlar. Evet purple'la oturuyoruz burada. Tuğba Hanım'ın efendim herhalde kaç yıllık oyuncu? Bu aslında Purple yeni. Purple'la beraber evde bir sürü oyuncağım var zaten ama bir de Pinko'm vardı. Pinko yıllardır yanımda. Yani gittiğim seyahatlerde uçağa biniyorum elimde bir oyuncak pembe pembe böyle Pinko. Geçenlerde de kendime 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bunu hediye ettim. Kendime hediye ettim. Adını da Purple koydum. Purple'la Pinko hep beraber uyuyoruz yani. Neden sarılarak uyuyorsun? Çok seviyorum. Ya ben çocukken de öyleydim Esra. Yani oyuncaklarıma sarılıp uyumayı çok seviyordum. Demek hatta, ki hayatında bu oyuncak kadar sarılıp uyuyup değer vereceğin bir adam yok demek ki. Hayır, şöyle bir şey var. Altını çizdi. Yok, sevdiğim adam da olsa ben yine oyuncağıma sarılırım. Yani oyuncakla... Araya mı alacaksın aşkım Purple'ı oyuncağı? Araya alıyorum. Yani adam böyle araya mı? Nasıl olacak? Adamı o zaman arkana dönmen lazım. Ben de böyleyim. Yapacak bir şey yok yani. Ben oyuncağımla uyuyorum. Nasıl bir olacak? Bunu bana söyle. Çocukluğumdan beri ama şöyle bir şey var. Ben oyuncaklarımın hep böyle... canlı olduğunu düşünürdüm. Bende de yani vardı o. Onlarla evet, konuşurum. Hareket ediyorlar sanki. Hatta ya onların bir canı var ve hani onlara asla kötü davranmam. Biri sert davranamaz, kızarım. Hemen onu korumaya alırım falan. Öyle çocukluğumdan beri. Belki de tek çocuk olmaktan dolayı da olabilir. Yani tek çocuğum ve tek çocuğum yalnız. Hala bizim kendimizi çocuk gibi görmemiz. Niye canım, insanın ruhu yaşlanmıyor. Peki Tabii. Peki sana şunu söyleyeceğim. Diyelim ki birini çok seviyorsun. Hayatında biri var. Oyuncaklarına kötü davranıyor. Atıyor sağa sola. Ne yaparsın? Tavrın ne olur? Yok, hemen. Ayrılır mısın? Ayrılmak değil ama hemen uyarıyorum. Uyardın yani, ama dinlemedi. Tekrar aynısını yaptın. Ben dinletirim kendimi. Ne yaparsın? Kız bir örneğini ver. Yok yani ben oyuncaklarımı çok seviyorum ya, dediğim gibi yani korurum. Ay baksana bu ne kadar masum. Evet.
Ama dışarıda çok dişi bir Tuğba Özay var, böyle kaplan gibi, ama içerisinde bir çocuk yatıyor zannedersem. Ya iyi ki de o çocuk ruhumuz var Esra. O çocuk ruhu olmasa vallahi hayat hiç çekilmez ya. Ne ya. Hep böyle ciddiyet ciddiyet, hep hayatı ciddiye almak. Yani biraz böyle çocuk tarafın olacak ya, o çocuk tarafı zaten sana hem yaşama sevinci veriyor, hem o çılgınlıkları yapmanı sağlıyor. Hayata daha masum bakıyorsun her şeye rağmen, yediğin bütün kazıklara rağmen. Bence insanın ruhu hep çocuk kalmalı ki. Aynen, ben de öyleyim. Her yerde oyuncak ve evin her tarafında oyuncak. Örneğin baktım, zaten yıllardır seni tanıyorum, yıllardır arkadaşımsın, onca birlikte çalışmalarımız oldu. Set ortamlarında da hep görüyordum seni. Şimdi kulisinde de dikkatimi çekti. Aynı benim kafasım. Her şey pembe. Pembe, evet. Her şey ışıltılı. Her şey parlak. Ruhu sen mı? Tek çocuk muydun? Tek çocuk, evet. İşte ya, bizim tek çocuk olmamızın da etkisi. Mesela evde de öyleyim yani. Hep böyle renkli renkli şeyler, her yerde bir şeyler var falan. Seviyorum ya. Işıltıyı da seviyorum. Çeşitliliği de seviyorum. Çocuksu ruhu da seviyorum. Ama çocuksu ruhu bedenine çok yansıtmıyorsun. Mesela ben yansıtıyorum hareketlerimi. İyi, pembecik geldi falan, sonra topluyorum. Ulan diyorum, koca kadın delirdi falan demesinler diye topluyorum kendimi. Ben yani karakterime ya da davranışlarıma yansıtıyorum, ama sende öyle bir Tuğba yok. Dışarıda bambaşkasın. Evet. Neden? Böyle, hep böyle bir ağır Tuğba. Ağırsın, evet. Neden aşkım? Ağır ama şey, bir yandan da böyle hani pozitif bir insanım. O ayrı. Çok ama ciddiysin. Çocuk su yönünü görmüyorum. Evet, onu çok... Seksi bir Tuğba var. Olgun bir Tuğba var. O belki de dışarıya karşı bir kalkan evet, mı? Evet, olabilir. Yani çok yakınlarım esasında benim ruhumu çok iyi bilir. O çocuksu yanımı da bilir. O kırılgan yanımı da görebilirler. Ama dışarıya karşı öyle değilim. Dışarıda hep böyle bir koruma kalkanım var. Hep böyle sanki bir güçlü durma gerekliliği varmış gibi. Ama şeyimdir ya, hayat doluyumdur. Yani arkadaş çevremde falan eğlenceliyimdir. Bir kere kimse benim yanımda sıkılmaz. Yani öyle hani falan yapamam da. Evet. Ama mesela sevdiğim adamla konuşurum. Bizim hep böyle bir bebekçe dilimiz vardır yani. He, bebekçe dil. Evet, bebekçe dil. Falan onu sevdiğim adama yaparım. Seni öyle görmek istiyorum Tuğba. Ya. Ama bana dediler ki çok kısa bir reklam arası, sonra tekrardan sizlerleyiz. Haydi bakalım, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hello efendim, kaldığımız yerden şimdicik devam ediyoruz. İyi misin aşkım? Çok iyiyim aşkım. Uykun geldi mi? Yok yok. Valla. Bak burada ne yazıyor? 5 dakika daha lütfen. 5 dakika daha, çok tatlı. Uyku bantıyla uyur musun? Uyurum. Neden? Çünkü karanlık ortam olması gerekiyor. Ve odayı karanlık yap. Melatonin salgılamak için daha iyi rahatsız olduğunu düşünüyorum. Rahatsız olmuyor musun ondan? Ben böyle birkaç denedim. Herhalde alıştım. Hiç rahatsız olmuyorum. Oda karanlık da olsa... bazen böyle daha bir, böyle bir hani hava aydınlanıyor falan ya, o zaman şey olmasın yani, bir ışık hiç vurmasın diye daha iyi hissediyorum. Süpersin. Kendimi. 5 dakikada bu saçı sen mi yaptın? Evet, ben yaptım. Ya buraya geldi böyle arkadaşlar, saçlar darma duman tabii ev hali. Ondan sonra bir baktım 10 dakikada harikalar yarattı. Elinde çok pratik, makyajını da çok öyleyim. Güzel yapmışsın. Yani, sanki kuaför yaptı yani, bakar mısınız, çok güzel. Ama ben hep öyleyim ya. Setlerde, sahne programlarında falan. Seni hani alan yaşadı. Acil bir durumda hemen kendim müdahale ederim ve 10 dakikada bambaşka bir şekilde çıkabilirim. O da bir yetenek. Bazı kadınlar biliyorsunuz kendi tırnağını falan törpüleyemiyor. Ay kaşımı ağlamam, ay saçımı yapamam. Tabii öyle kadınları da ben pek sevmiyorum. Süpersin. Bu arada şarkıcı olmayı nasıl karar verdin? Nasıl karar verdim? Esasında o macera şöyle başladı. Ta ilkokul yıllarından. İlkokulda korodaydım. Ortaokulda konservatuvara girdim. Bale ve gitar bölümündeydim. Aynı zamanda şan eğitimi alıyordum. Çocukluğumdan beri müzikle iç içeydim yani. Fakat ben ilk oyunculukla sektöre adım attım. O zaman TRT'de Sonradan Görmeler adlı bir dizi vardı. Rahmetli Tekin Akmansoy hocamın. O dizide yüzme öğretmenini canlandırmam teklif edilmişti. O şekilde
oyunculukla başlayıp sonra Türkiye güzeli oldum, dünya ikinci güzeli oldum derken kendimi podyumlarda buldum. Zaten çok teklif geliyordu yani okul yılları, ortaokuldayken. Ben de Omobim'e Bağdat Caddeli'yimdir. Caddede yürürken bile Esra insanlar kartını falan verirdi. Aa, işte ne kadar güzel. Teklifte bulunurlardı. İşte reklam filmimizde oynatalım. Yok güzel yarışmasına sokalım. Yok ajansa sokalım falan. Hiç sıcak bakmazdım. Hatta yani böyle bir ön yargım da vardı. Ama sonrasında işte 15-16 yaşlarıma geldiğimde bir ajansın yoğun baskısıyla bu hayata atıldım. Evet. Peki. Ama müzik hep istediğim bir şeydi ama hep geri planda duruyordu. Modellik. Kaç senedir yapıyorsun sen şimdi şarkı söylüyorsun? Kaç sene oldu? Profesyonel olarak tam 12 sene oldu. 12 sene, Saddam'ın Askerleri 2008'de Saddam'ın Askerleri sinema filmini çektik. Onun öncesinde yine çok teklifler vardı. Hatta TGRT'de yaptığım televizyon programında böyle 26 kişilik bir orkestram vardı. İlyas Tetik hocam, Allah rahmet eylesin, orkestra şefim oydu ve programda da arada şarkılar söylüyordum ben. Sonrasında ama hiç böyle hep işte Dişi Ahmet Kaya falan geliyor diye böyle basında haberler çıktı. Bir de ben Ahmet Kaya'nın şarkılarını çok severim, Ahmet abiyi de. Ona da Allah rahmet eylesin. Ama çok kişi kaybetmişiz ve ne kadar değerli üstadlar gitmiş. Onunla da 16 yaşından beri tanışırdım. Sonrasında işte hep böyle geri planda durdum müzikle ilgili olarak. Ama 2008'de Saddam'ın Askerleri film çekiminden sonra film müziklerini dinlemek için stüdyoya gittim. Gani abi aramıştı, Gani Şavat'a. Gittim, müzikleri dinledim, çok beğendim falan. Tam çıkacağım stüdyoda Saffet Hoca'yla. Hocam dedim, benim şiirlerim var, şöyle stüdyoda bir okusam da dedim. Belki hani değerlendiririz. Girdim, iki tane şiir okudum. Bir hafta sonra telefon geldi, Saffet Hoca arıyor. Tuba Hanım, şiirlerinizi dinlemek ister misiniz? Tabii heyecan sardı. Gittim süper stüdyoya. İki şiirim şarkı olmuş ve efsane güzel. Ardından iki tane daha okudum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 derken 14 şarkılık bir albüm çıkardım. Ya harikasın, süper. Sonrasında ilk albüm zaten 2008'de hazırladık. 2009-2010'da çıktı. 2011'de ikinci albüm çıkardım. O da 12 şarkılık bir albümdü ve bütün şarkıların sözleri, müzikleri hep bana ait. Peki bir şey soracağım sana. Kendi sesini beğeniyor musun? Beğenmesem zaten ben bu yola çıkmazdım ama sadece ben değil yani çalıştığım onca üstadım, hocalarım, dinleyicilerim hep beğendiler. Bazen bir eleştiriler olunca olur, sesinle alakalı üzülüyor musun? Oluyor, oluyor. Yani örneğin geçtiğimiz günlerde bir sil baştan olayı yaşadık. Orada 10 saniyelik bir bölümü almışlar bölümü galiba. Aldılar. Bir de hani şimdi sahnedesin sonuçta, yeri geliyor işte orkestrana hani müdahale ediyorsun. Hani aslında şu orada şöyle bir hareketim var mesela. İnsanlar böyle yorumlarda böyle tiye alanlar falan olmuş. Taklitim yapanlar olmuş. Bir sürü capsler yapılmış. Olabilir. Ben hiç de umurumda değil. Hiç takılmıyorum böyle şeylere. O zaman süper. Kafanıza tokadan başka bir şey takmayın diyorum. Evet. Bir uykunuz geldiyse de bu bantlardan takabilirsiniz. Evet. Alo. Merhaba. İyi geceler. Alo. Merhaba. Kimle görüşüyorum? Merhaba. Ceren'le. Ceren'cim merhaba, iyi akşamlar. Bu gecenin konusunu biliyorsun, evlendikten sonra erkekler ya da kadınlar değişiyor. Siz evli misiniz öncelikle? Ben evli değilim, bekarım ama önceden bir erkek arkadaşımla yaşadığım bir şey anlatacağım, kısa bir şey. Anlat aşkım. Şimdi eski sevgilim, böyle flört dönemindeyken o kadar olgun, o kadar iyi biriydi. Sonra işte çıkmaya başladık, bir iki hafta böyle geçti. Ondan sonra işte bana ilk başlarda şey demeye başladı. Bir yere giderken hani bir şey olursa diye haber ver falan gibi. Sonradan şey olmaya başladı. Ne benden neden izin almıyorsun? İzin alman gerekiyor. Vay. Evet. Evet, izin alman gerekiyormuş. Kıyafetlerime karışmaya başladı. Evet öyle oldu. Bir ara kuzenlerimle görüşmemi istemiyordu, erkek kuzenlerimle. Hayırdır, ben psikolojik tedaviye yönlendirseydin. Hayırdır, sonuçta kuzen. Değil mi? Sonra ne oldu? İlişkinin sonu bitti galiba. Bitti. Ama bitmeyi hiç öyle beklediğim gibi yapmadı, kabul etti, olgunlukla karşıladı. Şaşırdığım oydu. Ha, zaten adam dünden razıymış. Boş ver, kız yenisini bulursun. Boş ver, önemli değil. Bu arada stüdyomuzda Tuba Özay var, bilmiyorum izliyorsundur. Onunla sormak istediğim bir soru var mı? Ben şöyle bir şey soracağım. Ben sizin biraz çapkın olduğunuzu duydum. Erkeklerde ne yarayı bulamıyorsunuz? Erkeklerde ne yapamıyor?
neyi arayıp bulamıyorsunuz? Erkeklerde neyi arayıp bulamıyorsunuz? Abi ne kadar saçma bir şey, böyle bir yaklaşım. Hani şey anlamında belki. Hayır ama sizin biraz çapkın olduğunuzu duydum. Nereden duydun canım? Nereden tanışıyoruz biz seninle? Belki sektör, belki isim olarak. Ya Allah aşkına böyle bir üslup var mı ya? Sizin biraz çapkın olduğunuzu duydum. Ay ne diyebilir canım? İzleyici ya yaş kaç aşkım de. Senin? Kadın çapkın olmaz bir kere. Olmaz ya. Ben bence olmamalı. Yani bir de hani şey ya çok sakin bir şey. Yani sizin biraz çapkınız olduğunuzu. Ha, diyebilir. İzleyici kız diyemez. Boşver dedi canım. Aa, Tuba Özel sinirlendi. Stüdyoyu dağıttı. Dur hadi dur. Çapkın mısın? Çapkınım havardayım. 24 bak, ayardayım. Her kız gece bir bardayım. Kız cevap vermeden yaşatmam. Yok bir şey söyleyeyim mi? Sadık mısındır ilişkilerine? Ben acayip sadığımdır. Hiç de sevmem öyle. Flörtöz bir tipte değilimdir. Hiç sevmem. Çünkü benim bedenim değerli. Benim ruhum değerli. Ne demek çapkınlık ya? Bir dakika. Hayırdır yani? Öyle şeye karşı. Yok. Ha ama dediğim bedenle alakalı değil de yanlış ifade ettiysen kusura bakmayın. Neyle alakalı? Sen haklısın çapkınlık. Kız yaşıyor musun? Ay buradaymış. Alo. Çapkınlık ne? Nasıl bir çapkınlık yani? Nasıl bir şey oluyor bu çapkınlık? Yani ne bileyim hani böyle flörtez gibi ama bedenle alakalı değildi. Yani ruhsal. Evet, evet. Tamamen masuman demiş kız. Ay böyle saçmalı. Allah nerede görmüş beni? Nereden tanıyormuş? Ay arkadaşım mısın? Değilse öyle bak. İzleyici ne olursa olsun üslubuna dikkat edecek arkadaş. Bir yeri arıyorsa 3 defa 5 defa düşüneceksin. Ben ne sormalıyım? Yani öyle yayına bağlandım sordum. Öyle bir dünya yok yani. Evet o kadar, efendim öyle hayır. Bir dünya yok. Yok mu? Abi yok yani. Saygı diye bir şey vardır. Sizin biraz çapkın olduğunu duydum. Diyemez kızmadan abi. Biri dese ben kızmam. Bana diyemez. Ben kızmam. Sen kızmayabilirsin. Ben kızarım. Yok ben kızarım. Çünkü o lafın altından ben bir sürü şey ararım. Ben böyle bir tipim. Ben kızmam. Ben yok, ben kabul etmem bir şey. Dolayısıyla bir kadının da, yine söylüyorum, bir kadının da çapkını olmaz arkadaş. Onun adı başka şey olur. Benim nezdimde öyledir. Dolayısıyla ben ama şuna inanırım. Aşka inanırım, sevgiye inanırım. İlişki yaşarsın, bir sene sürer, 3 sene sürer, 5 sene sürer bilemezsin. Ya da sonsuza dek sürer. Ha keşke sonsuza dek süren ilişkiler olsa. Mesela benim annem babam 46 yıllık evli. Keşke onlar gibi bir ilişki yaşayabilsem. Ama günümüzde o tür ilişkileri yakalayabilmek çok çok zor. Çok zor. Çünkü insanlar birbirlerine artık tahammül etmiyorlar. Seçeneklerin çok olduğunu düşünüyorlar. Halbuki böyle bir şey de yok. Yani ay Ayşe olmadı Fatma, Ahmet olmadı Mehmet. Hayır yani insanın o yüzden kendine saygısı olması gerekir zaten. Sürekli onu dene, bunu dene, onu dene, bunu dene. Zaten yaşadığın şeyler aynı. Şimdi bu kızar kardeşimiz de neymiş bir beyefendiyle beraber olmış. Ondan sonra adam ona i̇şte adam onu giyme, mı? Bunu evet. Yapma. Genelde maalesef ki bizler birbirimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Evet, yani şimdi sen o insanı o şekilde tanıyorsun ama daha sonrasında onun başka bir insan olmasını istiyorsun. Hayır kardeşim, öncelikle kendine güveneceksin. Ve sonrasında da karşındakine güveneceksin. Karşındakine güvenmeyeceksin. Güvenmiyorsan zaten o ilişkiyi yaşamayacaksın. Yani bir kadın mini etek giydi diye veya da bir adam dar işte gömlek giydi diye bilmem ne oldu. Tabii, İlişki olmaz. Bitmez yani. Yok. İnsanların birbirine tahammül etmesi gerekir. Gerçekten iyi günde de kötü günde de bir arada olması gerekir. Ha mesela sen ben yayında değilken güzel bir şeyler söyledin. Salı veriyorlar. Evet, bakımsız olmaya bırakıyorlar. Başlıyorlar. İşte kokusuna kadar dikkat etmiyor. Ağız, diş sağlığına kadar dikkat etmiyor. Niye? Çünkü ama nasıl olsa beraberiz. Bu benim malım. Yok öyle bir şey. Her daim kendini diri tutacaksın, dinç tutacaksın. Her daim o ilişkinin diri olması için sürprizler yapacaksın. Benim için mesela yaş günleri, işte sevgililer günü neyse veya bir yılbaşı, özel günler çok kıymetli. Çünkü bir kere yaşanıyor. Yani senede bir kere olan bir şey. Ben hep şunu söylüyorum, güzel anılar biriktirmek gerekiyor. O güzel anılar ilişkinin de devamlılığını sağlar. Ve muhakkak ki birbirinizi tölere etmeniz gerekiyor ilişkide. Ha, benim en kısa süren ilişkim
En kısa süren ilişkim 2,5-3 senedir yani. Hı hı. Gönül ister ama gidiyorum çok, ya. Bütün ilişkilerini bilmiyoruz. Genelde hep magazin basından gizli yaşıyorsun. Ben evet. Yani sevmiyorsun. Ben aynen öyle. Ben sevmiyorum. O yüzden bir anda hiddetlendim. Yani çünkü... Evet, hiddetlendirdin kızı. Yok, kız. Hatta mısın? Yok, o gitti galiba. Hatta gitti, düştü. Hadi iyi geceler sana. İyi geceler. Sıkıldı. Ben de yok, heyecan. Yok, bence o sıkılmadı. Bence direkt buradan kapattılar. Dediler Tuba daha delirmesin. Delirmesin vallahi. Tuba'nın sağa solu belli olmaz. Yok... şimdi tabii ki belki o da hani ilişkilerini çok fazla basına yansıtmadığın için yıllardır da sektördesin. Belki birileri arkandan konuşmuş olabilir. Hani ya öyle olabilir, algılamış tabii olabilir ki. İnsanlık ya, olabilir, hali şey bu yüzden ama niye hep ilişkilerini gizli yaşıyorsun? Çünkü Esra, ben dün yani ben 28 yıldır sektördeyim. Evet. Neredeyse 30 yıl olacak. Çocukluğumdan evet. beri ben sektördeyim. Dün ne diyorsam bugün de aynısını söylüyorum. Hı hı. Ben özel hayatımla, yaşadığım ilişkiyle evlendim, boşandım. Onun ilişkim, ya evliliğim boyunca bile sürekli böyle vıç 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 bir ilişki gözler önünde yaşamadım. Hı hı. İtalya'da yaşıyordum. Tabii Türkiye-İtalya arası yaşıyordum ama... evleneceğimi bile insanlar 2 hafta kala öğrendi. Hı hı. Çünkü... gerçekten özel hayatını, özel yaşamayı nasıl tercih edenlerdir. Nasıl gizli tutabiliyorsun? Mesela örnek vereyim. Sonuçta tanınan zeka bir meselesi. İnsansın. Mesela bakıyorsun sosyal medyada o kadar çok ünlüler var. Orada yakalandık. İşte kameralar geliyor, o geliyor. Mesela geçen Hande Erçel'le Kaan Yıldırım yakalanmış. Onda biri yakalanmış. Hep sürekli yakalanıyorlar. Yani yakalanmak bu kadar kolay mı yoksa bilerek mi yapıyorlar? Bence değil. Değil. Bence kesinlikle değil. Sen izin verdiğin müddetçe medya senin hayatına müdahale edebilir tabii. veyahut da girebilir. Sonuçta benim de özel hayatım yok mu? Var. Var. Yani gayet de sağlıklı bir kadınım Hı-hı. ben. Yani Hı-hı. tabii ki sevmeyi, sevilmeyi Hı-hı. isterim. Tabii ki ruhum beslensin, aşktan besleneyim mesela. Hı-hı. Bunlar için. Ama ben işte hiçbir zaman bak Instagram hesabıma bak. Bir erkekle bir fotoğrafım var mı? Yok. Yok. Ne bir yani, sosyal medya paylaşımım var, ne bir el ele dudak dudak seni bir asla, yerde gördük. Hiç asla, görmedik. Asla. Olmaz, olamaz da. Ben hoşlanmıyorum. Kız söyle ya. Bakayım, nerelerde buluşuyorsunuz mesela? Gelelim. Nereleri tercih ediyorsun da magazin basın seni bulamıyor? Mesela İstanbul'dasın. Şöyle söyleyeyim, basının olmadığı yerlerdeyim. Mesela nereler? Ben de hiç bilmiyor gibi yapıyorum ya yalandan biliyorum da sorayım bir. Bu da var. Ben de ne az değilim. Ama bak şunu da söyleyeyim. Yakaladılar mı? Değil mi? Sevgilim diyelim. Hı-hı. Şey yapmam, saklamam. Ardında dururum. Yaşadığım Hı-hı. şeyin ardında dururum. Ama arkadaşın olabilir. Yan çarpıttılar diyelim haberi. Onunla ilgili hemen o anda müdahale ederim. Eğer ki... Oldu da ki oldu zamanında bu manşetler yalan yanlış manşetler de atıldı o ayrı. Yaşamadığım Hı-hı. bir şeyi onun da açıklamasını yaparım, müdahale ederim ama yaşadığım şeyin ardında da dururum. Saklamam, sadece üstüne çok konuşmam, yorum yapmam ve hani çok şey değilim atıyorum işte basının olduğu yerler atıyorum neresi? Meşhur AVM'ler var mesela biliyorsun. Ya da Etiler, hani, Bebek lazım gibi. Evet yani hani basının olduğu yerleri az çok biliyoruz. Ama artık şu an veyahut çok da... tehlikeli. Bak şimdi şöyle basın yok ama artık mesela bir restorana gidiyorsun. Oradaki insanlar çekip de sosyal medyada paylaşabiliyor. Artık halk basın oldu. Tamam doğru söylüyorsun. Evet. Bu da başıma geldi. Normal bir arkadaşımla oturuyordum mesela. Hı hı. Abi baktım sosyal medyada paylaşmış bir bayan. Ama hani sevgili olarak değil de. Ha, sen oradasın hani diye. Ben oradayım diye yayınlamış ama bunu mesela. Ama sevgilin de oradaki olabilirdi ve bunu da bütün Türkiye öğrenebilirdi. Atıyorum mesela Ahmet atıyorum yakalandın o da olabilirdi. Şimdi sen bize söyle bakalım aşkım nerelere gidiyor? Nerelere gidiyorum? Ormanlara mı gidiyor? Valla evet. Deniz kenarlarına mı gidiyorsun? Gidiyorum, hepsine gidiyorum. Aslında sana bir şey söyleyeyim ben çok rahat yaşıyorum da. Hı hı. Sadece... belki de hani özel hayatımda böyle Hı-hı. çok gündem olmaktan kaçındığım için Hı-hı. artık basın da alıştı. O kısma bence onlar da alıştı. Onlar da alıştı. Yani onlar da beni o konuda çok sıkıştırmıyor diye düşünüyorum artık. İnşallah öyledir diyoruz ama dur belli doğmaz her an kimin nereden çıkacağı. Bir telefon varmış. Alo.
Alo. Merhabalar, iyi geceler. Ah, hele şükür bir erkek izleyicimiz aradı. İyi geceler. İyi geceler, merhaba. Kimle görüşüyorum? Hasan, ben Tuğba'nın tanım. Aha, Hasan. Nereden? Hasan. Sevgilim. Aa, dur bakayım. Nereden arkadaşım? Hasan benim kardeşim ya, Ankara'dan. Hasan Ulusan, Tuğba, eşinin adı da. Eşinin adı da Tuğba. Tuğba Ulusan, Hasan Ulusan. Seviyorum sizleri. Teşekkür ederiz. Ablacığım, biz de seni çok çok seviyoruz. Ben abla yalnız var. Duydunuz zilin sesini. Duyduk efendim. Zili anladık biz anlayacağımızı. Hoş Hasan geldiniz. Kaç kişi izliyorsunuz bizi şu anda? Şu an kaç kişiyiz? Totalde 7 kişiyiz. Furkan orada mı? Burada burada. Hep beraber. Çok selamlar. Herkese selam var abla. Var mı sormak istediğim bir şey Hasan? Ben yani, çapkın mıyım? Hasan ben çapkın. Yok, o kadar adam yok. Var peşimde. Sen çok iyi biliyorsun. Ne? Ya o çapkınlık demeyelim. Yani Hasan, çok fazla talip var, doğru. Hasan aşk koş. Bak şimdi biriyle çıkıyor mu Tuğba? Hasan söyle. Ya bu onun kendi özel hayatı. Ya yani, nasıl kıvırıyor? Ona, var ben hissediyorum biri var. Tamam anladık Hasan. Başka sorun var mı? Başka sorun yok. Tuba. Hadi iyi geceler. Oradaki 7 kişiye de selamlar. Hadi öpüyoruz sizi. Esra'nın işine gelmedin. Hasan işime gelmedin. Kapat. Ha, kapat. Kapat keselim. Hasan senden sonra Furkan arasın. Furkan Bey'i de bekliyoruz. Ara hayatım. Ha. Hayatım biri var mı hayatında söyle. Var ya ben hissedim benim altıncı isim kuvvetli. Biri var. Böyle düşünüyor. Ne kadardır var? Babam. Benim de kedim. Özel. Özeli ben seninle paylaşırım ama genelle paylaşmam işte. Kız ucundan söyle, adını verdemedik. Var yok. Mı yok mu? Yok. Yere baktın, yalan söylüyorsun. Yok, hayır, arabaya baktım. Flörtleştiğin vardır. Yok. Olsun söyle. Peki Tuğba Özel'in aradığı kriter ne? Erkekte ne ararsın? Mesela boylu postlu mu olsun bak, istersin? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bir erkek beni parasıyla tavlayamaz. Mevkisiyle, makamıyla, konumuyla tavlayamaz. Neyle tavlar? Beni tavlayacağı inan yegane şey. Ha, tipe önem veririm. Bak o ayrı, ben tipe önem veririm. Ama gerçekten erkek değil, adam olması lazım. Erkeklerden hoşlanmıyorum. Adamlardan hoşlanıyorum. Anladım. Canım. Adamları seviyorum hatta yani. Dolayısıyla öncelikle karakteriyle benim gönlüme hitap edecek. Ama bunun için de senin ona bir zaman vermen lazım. Bir kere de böyle tipinden tamam, karakterli ama, diyemezsin. Ama bak şimdi. İyi de zaten hemen de bir ilişki yaşanmıyor ki yani. Tabii tanıyorsun, sonuçta, ediyorsun. O, evre. Tamam ben... şimdi var mı hayatında evreler, bir yemekler, çaylar, kahveler? Yok. Bari çay onu yok. Ay Allah kahretsin, onu da bir şey demiyor. Tamam. Kız vardır iki çay içtiğin biri. Bir sürü insan var canım. Arkadaşım ama yani. Ay, şey olarak işte. özel anlamda bir şey. Ha yoksa sen de var mı Esra? Ay olabilir. He, ay neden olmasın, var hayatım. Gerçekten var. Hey. Hayatta inanma. Çaylar, kahveler. Ha bak çaylar, kahveler. O ötesi yok değil mi? Ay oh canım. Yani, kırmızı çinçin programı mı yapıyoruz? Pasta ötesi kısmını, var mı anlatayım? Bir şey söyleyeyim. Pasta kısmına daha geçemedin. Ötesi var mı? Hangi ötesi aşkım? Hani hangi ötesi? İyi de çaylar, kahveler. Kaldın orada. Pasta kısmına geçemedin. Yatak odası daha. Bölüme daha girmedik. Çaylar, tövbe, kahveler. Sen bunu istiyorsun. Pasta mutfakta yenir ya da salonda yenir. Daha yatak odasında demedik canım. Ne alakası var? Yok olsun. Daha ev muhabbetleri olmadı. Restoranlardayız. Var yani. Hadi inşallah. Hadi bismillah. İnşallah. Gerçekten. Sende var mı? Hala ondan alacağım. Yok. Bir şey soracağım. Hiç kendisi... Ben sana bir şiir okuyabilir miyim? Bana mı? Oku aşkım. Hani dedin ya nasıl bir erkek olmalı diye. Bak okuyorum. Nasıl bir erkeği bak kitabımda yazmışım. Bir sorun var. Kendinden kısa boylu bir adamla çıktın mı? Yok, çıkmam. Uzun. Zaten ha. ben de yok, ya uzunum. Benden ya benle hemen hemen aynı boyda olacak ya da uzun olacak. Yok. Kısalar Tuğba'ya yaklaşmasın. Yok ben tipe önem veren biriyim. Sevme, ya. Ben bunu inkar etmiyorum yani. Ama adam diyor ki bebek gibi vücudunda 10 numara. Yok bebek gibiyse bebek muamelesi yaparım ona. Boyu kaç olmalı kriter?
Benim 1.82 en az 1.82 olmalı. 1.82'nin altında erkekler Tuba Özay'a bakmasın. 1.81'i de kabul etmiyoruz. 82 olacak. Mezrolegini ölçüyor. 81 olabilir belki. Yalan söylemiyor kız, 82 olsun. Bir santim bile hayatta çok şey değiştirir. Niye gidiyorsun? Şiir oku aşkım. Canım biz evimize gidelim, uyuyalım bebeğim, sarılıp. Aşkım sen şimdi bana şiirini oku. Evet. Ay bana da bir kadın ilk kez şiir okuyor. Hayırlara inşallah. Bak. Nasıl bir adam istiyoruz? Zun şiiri. Hı. Öylesine değil, ölesiye. Hani Esra sormuştu ya değerli izleyicilerimiz. Nasıl bir adam olmalı? Kriterin ne diye. İşte kriter bu şiirde. Öyle birini seveceksin ki, örneğin Ahmet'in şarkılarını sevecek, Nazım'ın hikmetini bilecek. Kendinden bir şeyler bulacak o şiirlerde, şarkılarda. Öyle birini seveceksin ki şömine başında oturup seninle hiç konuşmadan yanan ateşi izleyecek. Ve gözlerindeki ateşi görecek. Hüznünü hissedecek o gözlerin. Atlayacaksın arabaya gecenin üçünde onunla. Vuracaksın uzun yollara tekerleri. Ellerini tutacak hiç konuşmadan. En içli ezgilerde yüreğini hissedecek. Yüreğin yüreği olacak. Fal tutacaksın mesela şarkılardan. Hepsinde güzel bir anlam arayacak. Saygı duyacak sana, gelmişine, geçmişine, hatalarına, yaşanmışlıklarına ve sen de aynı saygıyı duyacaksın ona. Öyle birini seveceksin ki nefs ile nefesi ayırt edecek. Nefesinde can bulacak, düştüğünde elini, seviştiğinde belini, öfkesinde dilini tutacak. Öyle birini seveceksin ki gözlerine bakarken sevdasından akacak gözyaşları. Buz tutan ellerini nefesiyle ısıtacak. Dünyayı alacak ulan karşısına. Öyle haybeden değil, meydan okuyacak alayına. Çakala kurt, kurda aslan, aslana insan olacak. Korkmayacak ulan ölmekten. Ölmekten korkmadığı gibi yaşamaktan da korkmayacak senin uğruna. Öyle paraya pula tapmayacak. Hakkıyla çalışsın karınca misali, eyvallah. Ama hamam böceği gibi karanlık olmayacak. Helali olmayan paraya tamah etmeyecek. Erkek ile adam arasındaki kalın çizgiyi bilecek. Delikanlı olacak adam. Deli dolu olacak. Az biraz deli fişek. Fişek gibi çakacak gözleri. O gözler yalnız seni görecek. Şiir sevecek, müzik sevecek, doğayı, insanı, hayvanı sevecek. Evrensel düşünmeyi bilecek. Yağmurdan kaçmayacak örneğin. Yağmur yağarken kucaklayacak seni. Islanacak gök kubbenin altında, dudak dudağa. Az biraz çocuk olacak seninle. Ama fazlasıyla adam olacak. Fazlasıyla insan. Sürprizleri olacak seni mutlandıran. Söylemleri olacak seni umutlandıran. Güldü mü gözlerinin içi gülecek. Yaşamak için sana güç verecek o gülüş. Ağlatmayacak ulan seni, aldatmayacak. Yalnızca onun kollarında, göğsünde, boynunun kokusunda, saçlarının arasında uyuyacak, gözlerinde uyanacaksın. Bazen tek bir kelime etmeden binlerce cümle kuracaksınız yürekten. Öyle birini seveceksin ki öylesine değil, ölesiye olacak. Efendim muhteşem gerçekten, o kadar da içten, o kadar da yürekten söyledin ki. Bu hayatımda... Bir Davetiyedir adlı şiir kitabımda yazmış olduğum ver bir bakayım. Şiir. Çok güzel bir kitap, bana o inşallah hediye edersin. Bu Bir Davetiyedir Tuba Özay efendim, alabilirler şu an halen satışta. Tabii, galiba evet, değil mi? Evet. Peki hayatında hiç bu kadar sevdiğin bir adam oldu mu? Oldu. Niye oldu. Ayrıldın? Koşullar. Koşullar. Evet. Koşullardan dolayı yani. Bir kere mi oldu? Yok. Gözlerin doldu sanki kız. Yok. Şiir etkiledi ama benim. Gözleri doldu, ağlayacak hayatım. Yok yok, ağlamam ya. Ben öyle bir tip değilim. Öyle her şeye ağlayan biri değilim ben. Ama esasında gerçekten sevmek, sevilmek çok güzel şeyler. İnsanlar buldu mu kaybetmemek için mücadele versinler. Aldatıldı mı peki? Çok düşündüm ve nefes aldı. Biz de nefes alıp veriyoruz şu an. Açıklama için. Aldatıldım, aldatıldım. Aldatılmışsındır. Bilmiyorum. Niye çok düşündün? Ayrı olduğumuz dönemde bir başkasıyla görüştüğünü... O da aldatma sayılır canım. Aldatılmışsın işte. Ya bir de mesela
aldatmak sadece fiziksel de değil. Ruhsal da oluyor. Bakışlarla da olabiliyor. Aynen. Düşünceyle olabiliyor. Yani kesinlikle bak, düşünceyle bile aldatabilirsin. O yüzden tam teslim olacağın bir aşk var mı acaba? Yani evet. Ya da karşındaki de tam teslim olabilir mi sana? Aldatmanın bence çok çeşitleri var. Mesela aynen. Telefonunda eski kız arkadaşın numarasını görmüşsündür. Bana göre bu da bir ihanet. Değil mi? Yok. Zararsız durabilir. Hafızada kalmış. Ama zararsız mı olur, yoksa böyle bir anda bir şeyler depreşebilir mi mesela? Bunu yakalar mısın? Onu bilmiyorum da yani, ama eğer arayıp aramadığına bakmam lazım. Mesajlaşıp mesajlaşmadığı önemli. Eski kız arkadaşın telefonu olabilir. Şimdi senin erkek arkadaşın, emin ol ki senin geçmişte beraber olduğun bir adamın telefonunu ve bunu da biliyorsa, hı hı, senin telefonunu görmek istemez. Eğer bende art niyet varsa benim onun telefon numarası aklımda olur mesela. İlla kaydetmem gerekmiyor mesela, eğer ben art niyet ama bazı isem... şeyleri de, orası doğru. Hı hı. İşte orada güven zaten devreye giriyor. Hı hı. Zor işler ya. Vallahi işler. Bunlar vallahi zor işler. Bu işler zor işler. Ay yemin ediyorum, iş cazım şişti. Telefon var, o da var. Telefon da alalım. Daha soracağım sorular vardı. Alo. Alo, merhabalar. Merhabalar, kimle görüşüyorum? İman ben, Esra Hanım. Hayırlı yayınlar. Birman. İman. 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 İman, nasılsın? Teşekkür ederim. Tanıdınız mı beni Esra Hanım? Geçen galiba sosyal medyadan yazmışsın, mesajını gördüm. Evet. Hı. İşte benim film programımda. Evet, hatırladım. Siz aynı zamanda moda işleriyle de galiba uğraşıyorsunuz. Evet, modacı evet. Değil mi? Modacı İman. Evet, evet, hı-hı, evet. Öyle evet. Tuğba Hanım'a da çok selamlar. İkiniz de çok severek takip ediyor ve izliyorum. Çok, hı-hı, teşekkürler, evet. İman Beyciğim. Alalım sorularım varsa Tuğba Hanım'a, belki sorularım vardır. Nasıl bu kadar iyi niyetli, nasıl bu kadar mükemmel olabiliyor ya, bu hayat karşısında? Ya canımsınız, çok teşekkür ederim. Hı-hı. Çok sağ olun. Sen de Esra Hanım, bu kadar eğlenceli ve bu kadar güler yüzlü nasıl olabiliyorsun bu hayat kavgasında? Yani ben genelde pozitif bir insanım. Yani ekranlarda nasıl görüyorsunuz, normal hayatımda da böyleyim. Neden olduğumu ben de bilmiyorum. Bilsem size açıklamasını yapacağım. Bu bence var ya, içten gelen bir şey. İçten, ruhumdan geliyor. Evet. Bu, yani bunun yapmacıklığı olmuyor ya. Mesela bana da bir soru sormuştunuz. Aynı şekilde. Ben de neysem oyum. Yani ve hayata hep pozitif bakıyorum. Çünkü hepimiz ölümle zaten kardeşçe yaşıyoruz. Yani bir dakika sonramızın ne olduğu belli değil. Örneğin bu pandemi sürecinde, çok insanı kaybetmedik mi? Çok çok fazla. Yakınlarımızı kaybetmedik mi? Sevdiklerimizi. Aynen. Ben kaybettim. Yani her şeyden önce 15 yıl. Buyurun. Özür dilerim, lafınızı kesiyorum. Lütfen. Pandemi döneminin haricinde sizin çok iyi bir takipçiniz olarak orman yangınlarında sizin nasıl çırpındığınızı ve nasıl sesinizi duyurmak istediğinizi çok yakından izledim. Yani hemen hemen bütün paylaşımlarınızı izledim. Sağ olun. İnsandan önce yeryüzündeki bütün canlılara nasıl değer verdiğinizi çok iyi gördüm. Teşekkür ederim. İşte yani bunu görebilen yürekler benim için çok kıymetli. Nitelik mi önemli, nicelik mi? Bana göre nitelik önemli. Nitelikli insanlar, hı-hı, benim insancılığımın veya insancıl düşüncelerimin farkında olan insanlar bana, hı-hı, lazım. Hepimize. Evet, sadece benim, evet, için geçerli değil bu yani. İşte milyonlarca takipçileri var. İnan hiç, evet, bunun hiçbir önemi yok. O kişiler arasında gerçekten seni anlayan, seni hisseden kaç yürek var? Bu, doğru, bence çok çok kıymetli. O yüzden çok teşekkür ediyorum. O yangın süreci benim için çok büyük bir travmaydı. Hatta inanın, yayına girmeden 5 dakika önce o yangında birçok şeyini kaybetmiş komşum ve sevgili dostum Hatice Hanım, Hatice ile konuşuyordum telefonda. Hı-hı. Psikoloğa gitmeye başladığını söyledi. Ben de ona şunu dedim, inan Hatice dedim, hayatımda ilk kez psikoloğa gittim bu yangın travmasından, hı-hı, sonra. Çok zor bir süreçti ve o süreç esasında
o bölgede yaşayan insanlar için hala devam ediyor. Buna ben de dahilim. İnan çiftliğime gitmek istemiyorum. Çünkü oraların o çorak halini görmek beni korkunç yaralıyor. Ben niye hep hayata pozitifim? İşte bak kitabımın kapağı bile doğa içinde. Evet, çok güzel. Çünkü bütün şifa doğada Esra. Bütün güzellik, bütün mutluluk orada. Yani ben orada Manavgat'ta 20 yıla yakın zamandır yerleşik bir şekilde yaşıyorum. Ben oranın ormanlarında bu kalemunla arkadaş olmayı öğrendim. Kaplumbağa ile arkadaş olmayı öğrendim. Yılandan kaçmamayı, korkmamayı öğrendim. Bir yusufçuk gelip omzuna konduğunda onun kanatlarını sevmeyi öğrendim. Ağaçlara sarılmayı öğrendim. Buz gibi akan nehirlere, ırmaklara korkusuzca atlamayı öğrendim. Bir dağın tepesine, Torosların tepesine çıkıp saatlerce hiç kimseyi görmeden, hiçbir insanı görmeden sadece kuş seslerini ve rüzgarın sesini dinleyerek arınmayı öğrendim. Ben orada çok şey öğrendim ve inanın daha bugün annemlere aynı şeyi söyledim. Oradaki ormanların yok olması sülalemi kaybetmişçesine bana korkunç bir hissiyat bıraktı. Ve her gün dua ediyorum ki Allah'ım bir an önce yeşillensin her taraf diye. İnşallah. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Yani bu, o acımı görmüş olmanız benim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Şu anda konuşmanız bile gerçekten çok samimi ve çok içten olduğunu adım gibi biliyorum. Yakinen tanımıyorum ama sizi takip ettiğim için sizinle aynı olayları yaşadım ve sizin şu anki samimiyetinize yürekten inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Bugünkü ederim. Konumuza gelince, evet. Evlenince insanlar değiştir mi? Ben tasarımcıyım, gelinlik babiye işiyle. Sen daha iyi bilirsin, değişir mi değişmez mi? Bunu gelen bütün çiftlerime söylüyorum ve kabulleniyorlar. Evet, kesinlikle değişir. Flört dönemleri insanlarda cicim ayıdır. Evet. İlk 5 yılı doldururken derler ama bir ömür boyu aynı yastığa baş koyacak çiftlerin birbirlerine saygı duyması gerekiyor. Eğer ki ilk başta saygı yoksa kesinlikle ilk günden itibaren değişecektir. Evet. Doğru. Bu çok önemli. Tabii ki eşler birbirlerini kabulleniyor. Ben 23 yıllık evliyim. Çok yakında ikinci torunumuzu kucağımıza alacağız. Ay maşallah, 23 yıllık evlilik. Ay ne güzel. Hiç aldattın mı evliliğinde? Hayır, asla. Aferin sana. Asla. Dünyaya bir kere daha gelsem, bin kere daha gelsem aynı eşimle evlenmeyi tercih ederim. Allah tekrar onu karşıma çıkarsın isterim. Peki ben o zaman bir soru sormak istiyorum İmam Beyciğim. Buyurun. Bir kadın bir erkeği nasıl bu şekilde sevgisini, ilişkisini ne yaparak ayakta tutar? Yani 23 yıl bak sonuçta karşımızdaki bir erkek ve hiçbir şekilde eşine yanlış yapmadığını da dile getiriyor. Ne yapmak lazım? Tabii bu biraz kendisiyle de alakalı, yani onun da duruşuyla alakalı ama eşin de demek ki seni birçok yerde tölere etmiş. Bir de yaptığın meslek de zor bir meslek. Yani modacı olmak, tasarımcı olmak, sürekli bayanlarla, güzel kadınlarla iç içe olmak, onlara gelinlik tasarlamak veya işte sahne sanatçılarıyla da çalışıyorsun biliyorum evet, ben. Evet, çalışıyorum, evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. 42 yaşındayım. 25 yıldır profesyonel tasarımcılık yapıyorum. Ondan önceki hayatım benim sokaklarda tezgah açardım. Günü gelirdi evime siftah yapmadan parasız dönerdim. Ve çok uzun bir dönem gerçekten çok yoksul bir hayat geçirdim. Ve benim eşim hiçbir zaman o yoksul dönem geçirdiğimde eşim benden artı hiçbir şey istemedi. Yani benim yaşantıma, benim o yoksul hayatıma saygı duydu. Ailesiyle bile bizim evimizde var olan ya da yok olan şeyi asla paylaşmadı. Yani bizim evimizde bir sır vardı. O bizim ikimizin arasındaydı. Ve çocuklarımız arasındaydı. Benim çocuklarım bile dışarıda istediği şeyi hiçbir zaman belli etmedi bugüne kadar. Annesinden gördüklerini yaşattılar bana. Yoksa zaten onlar benim gözümden anlıyor, tavırlarımdan anlıyor. Yoksa istemiyorlar.
Ama varsa zaten bir çocuk her zaman istemeyi bilir babasından, evet, annesinden. Ben mutlaka yayınınızı şu anda bir sürü bekar kız kardeşlerimiz izliyordur. Bir evliliği ayakta tutacak tek şey kadının duruşudur. Erkekler, evet, tabii ki günümüzde aldatanlar da var. Belki işte, evet, iş seçip çalışmayan erkekler de var. Kadınları çalışıp erkekleri çalışmayanlar da var. Kadınlardan, aynen, çok tabii ki örnekler var. Evet. Ama burada tek kadına çok yük düşüyor. Yani yuvayı dişi kuş yapar derler ya. İnşallah. Gerçekten şimdi, evet, burada belki hanımefendiler bana kızacaklar. Neden her şeyi kadın üstlenecek? Neden kadın sürekli hataları tolere edecek? Kadın saygı duyup bazı hataları tolere ettiği sürece o evlilik ayakta durur. Aynen, inşallah sizin evliliğinizde bir ömür daha gitsin diliyorum İmam Beyciğim. Telefon şeylerimizin kısıtlı şey olduğu zamanlardayız. Öpüyoruz güzel yanaklarınızdan. Teşekkürler. Mutluluklar. Ay ben nasıl Türkçe telefon şeyinin kısıtlı olduğu şeylerden de şey dedik. Kısa bir ara verelim. Ondan sonra Cuma Tuba Hanım'ın muhteşem güzel şarkılarıyla devam edeceğiz. Tabii ben sorularımı sıkıştıracağım. Daha o kadar çok soracağım sorular var ama reklam arasından sonra. Hadi bakalım. Yayındayız. Hello millet. Şarkıyla girelim mi? Girelim. Haydi bakalım. Mikrofon. Tamam. Yerimde söyleyeceğim ama değil mi? Canım. Tabii. Şarkı gelsin. Seni seviyorum, seni istiyorum. İşte söylüyorum, dinle. Thank you.
harika, çok eğlendik burada. Mersi. Ama bütün şarkıyı Purple'la söyledi. Evet, Purple'la bakacağını söyledi. Purple, seni seviyorum. Evet efendim, seni istiyorum. Tuğba Özay'ın hayatında Purple'a değer verdiği kadar bir adam yok mu da buradan anlamış olduk. Doğru mu? Kız bir şey, iki kelime arkadaşlarım mesaj atmışlar. Ne demişler? Demişler ki acayip sıkıştırıyor seni. Ben mi? İşim bu ayol, işim bu. İşte ama karşındaki de yani yılların kurdu be güzelim. Tabii canım ya. Demek ki var ama bize söylemiyor. Olsun. Hayır, var demiyorum. Yok da demiyorum, o ne şeye geliyorsun? Muallakta kalsın, daha güzel, ha, gizemli olsun. Edilsin. Evet, merak edilsin. O zaman sevgili Türk halkı, Tuğba Özay'ı bir yerde gördünüz. Özellikle ormanlarda, deniz kenarlarında kız. Doğanın kızı. Çekin selfie atın bana. Bir de etiket de yapın. Çekin artık fotoğrafı, artık magazin basın zaten halk eskisi gibi magazinde kalmadı. Bu arada şey diyeceğim. Ne merak diyeceğim? Ediyorum. Biliyorsunuz ki son dönemlerde hep kadına şiddetlerden bahsediliyor ki keza bahsedilmemeli. Kadına hiçbir zaman şiddet gösterilmemeli. Ben bunu zaten hiçbir zaman tasvip etmiyorum. Kınıyorum. Sen peki hayatında hiç şiddet gördün mü bir adamdan? Yok. Yani psikolojik şiddet gördüm tabii, hı hı. Ama fiziksel olarak... Sana zaten hangi adam dokunsun aşkım? Kafa gibi kadınsın. Kodumu oturtur. Bir şey soracağım. Bir adam sana böyle vurmak ya da tokat atmak istese, sen de güçlü kadınsın. Hani nasıl bir tepkin olur? Karşılık verir misin yoksa öyle durur musun? Bence sen verirsin. Durmam ya. Ne kodumu? Döver misin durmam, adamı? Durmam, ben de döver misin? Atakta bulunurum. Ne yaparsın? Yani. Kız ne kadar sorsa birine de cevap ver ya. Kız hepsine cevap veriyorum. Ne yapayım yani? Ne yaparsın? Ya bir kere o noktaya getirmem. Ben ama Elif'i geldi. Diyelim ki gel. Ne yaparım Elif? Elif'e sorayım. Elif'e Elif döver, Elif döver Elif diyor Hanım, direkt. Diyor Elif döver, direkt döver Tuğba diyor. Tuğba Özay'ın eli ya ben kendimi döndürmem döver. Bir kere yani. Ne demek ya, sen kimsin? Hayırdır ya, öyle bir şey yok. Öyle bir içindeki şey... kamyoncu Macit çıktı. Çıktı hey anam. Pardon, karşımdaki kamyoncu Macit olacağına ben kamyoncu Macit helal olurum olsun, yani. Helal olsun, aferin. Niye kamyoncuysak bu arada? Kamyoncular da öyle. Kızdan bazen kendim için de diyorum. İçimden öyle bazen bir erkek çıkıveriyor. Oğlum, benim çocukluğumdan beri var o. Annem var. Bana hep der. Annem bana bir söz vermişti. 40 yaşında sana çocuk getireceğim. Sana kardeş getireceğim dedi. Sözünü tutmadı. Sonra da ne demeye sen başladı? Sen yap aşkım çocuk. Sonra da zaten ne demeye başladı? Dedi ben hem kız doğurmuşum hem erkek. O yüzden. Ne güzel. Ya o noktaya gelmemeli bence bir ilişki. Ya. Öyle şiddet. Ya yani o noktaya gelmemeli. Çocuk yapmayı düşünüyor musun? Çocuk madem yapmayı çocuk dedik. Yani çocuğum olmasını isterdim. Bir kızım olmasını çok isterdim. Hala geçti hayatım. Gencecik'sin, yaparsın. Onu yapacak adam işte önemli olan. Yani önemli olan o. Onu yapacak adamı bulmamız çok kolay. Öncelikle boyu 1.82 olacak. Çünkü Tuğba Hanım 1.82'nin altındaki asla adamları kabul etmiyor. 1.81 de olur ya. 1.81 olur. Ben ama dedim 1 santim hayat çok değiştirir dedim. Güldü. Olsun hayatım. Hayat kurtarır kız. 1 santim deme. Ondan sonra Tuğba 1.82 ve üzerinde olacak efendim. Bu çok fena. Boyu. Ondan sonra efendim arıyoruz kendisini koca. Yok ben valla aramıyorum. Kendimi deli gibi işe vermiş durumdayım. Hı hı. İşimle evliyim. Hep böyleydi zaten ama özellikle son dönemde yine öyle oldum. Bir kere demin de dedim yani ben değerliyim, sen de değerlisin. Hı hı. Biz ya benim bedenime, benim tenime herkes dokunamamalı ya. Benim saçımı herkes sevememeli. Yani o yüzden ama öyle de mesela bir adam ben şey çıksın anlamıyorum. Sana güzel bak, bir adam. Şey mesela işte bakıyorsun sosyal medyada ünlülerden bahsediyorum. Ünsüz olanlar tamam. Beni ilgilendirmiyor tamam. Şu an söyleyeceğim şey. Toplumun gözü önünde olan insanların biraz daha bu konuda daha korunaklı yaşaması gerektiğini mesela düşünüyorum. Ya şimdi yaşıyor aşığım, ölüyorum, bitiyorum. Hop Instagram'da, sosyal medyada fotoğraflar paylaşılıyor. Yetişemiyoruz ki hemen değişiyor adam. Abi ertesi hafta bir bakıyorsun. Bitti. Başka bir aşk, ona da aşkım, canım, cicim. İşte ben o değilim. Yani ben biten bir ilişkinin yasını tutanlardanım. Bu belki salaklık. Yok hele değil. Bu zamanda valla belki çok salakça bir şey. Ama ben biten ilişkinin ya da bitmeye yüz tutan ilişkinin de yasını, ne kadar yas yasını yaşayan o artık ruhumda ne zaman dinerse yani ben o, de öyle o acıyı yaşarım ben. Ve o acı bittikten sonra
ben başka bir insana kanalize olabilirsem olurum. Ya bir de zaten aslında aşkın da yeri, yurdu, sınırı, zamanı yok. Bir anda böyle geliyor, o bir, müthiş bir enerji çakışması oluyor ve yaşanacaksa yaşanıyor. İlk aşkını hatırlıyor musun? Anımsıyorum tabii ki. İlk nerede, ne zaman öpüştün? Tövbe İlk Buse'n yahu. Ya. Masum Buse'n. O 5 yaşındaydı. Ay kız çok erken. Ama masum dedin, o çok masumdu işte. Bir şey, peki masum olmayan ne zamandı? Ama şimdi 17-18 Allah'ım ya, bismillahirrahmanirrahim. Kız Ramazan'dayız böyle şeyler kullanıyor. Şimdi şey değil aşkım, sahura daha var 5'te. Hatırlıyor musun? Ay yırtamadık. 17 mi 18 mi? Yaş ver. O yaşlara. Her yaşı evet diyor, 16 desen evet diyecek, 17. Yani blur çağlarında ilk kez öpüşmüş. Peki geçtiğimiz haftalarda Fıs Fıs İsmail bana konuk olmuştu. Sonra biz onunla bir programa gittik. Dedi ki programda bir gaf patlattı. Benim dedi hani bulunduğum yerde dedi kimse öpüşemez. Ben dedi araya girerim. Allah Allah. He öyle dedi. Hayırdır. Dışarıda milletin birbirini öpmesine karşıymış. Ahlak bekçisi miymiş? Öyle, hatta ahlak bekçi misin diye yorumlar olunca. İsmail de severim ha bu arada. Geçtiğimiz günlerde yani, özür diledi. Ne diyorsun? Tabii yani, özür dilemiş olması bana göre büyük ama bir erdem. Ama şey konusunda özür dilemedi. Tayt konusunda dedi. Kadınlar tayt, bazı kadınlar tayt giymemeli dedi. İğrenç duruyor dedi. Bazı kadınlar mı dedi? Burada söyledi, bu programda söyledi ama bununla ilgili özür dilemedi. Sonra biraz tabii abarttı onu ama olsun. Şimdi bazı kadınlar dediyse ama haklı olabilir. Kullandı, haklı iyi. Olabilir. Hı. Şöyle. Hı hı. Tabii ki insanların fiziksel özellikleriyle tabii. Bir kere dalga geçilmemesi gerekir. Ben buna karşıyım. Hı hı. O yüzden hani üslup hani dedik ya önemli. Hı. Az önce de yayına bağlanan kardeşimiz için de aynı şeyi söyledim ben. Üslup evet çok önemli. Ama şimdi her kıyafet herkeste güzel durmaz. Eğer ki bir tayt giyiyorsan bilirsin ki bütün vücut hatların ortaya çıkar. Yani bazı kıyafetler gerçekten daha hani fiziği hoş, işte ne bileyim daha narin, daha zayıf ya da daha işte atletik neyse o insanların bedenlerine daha güzel durur. Ama her yer löp löp, ondan sonra her şey ortada. Bir de hatta bazıları kilodan dolayı tight böyle öyle bir esniyor ki bu sefer her şey görünüyor. Her şey görünüyor. Bu da hoş bir görüntü değil. Bu anlamda söylediğine katılırım ama kadınlar tight giymesin derse ona katılmam. Anladım. O ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Eğer bu benim de yaklaştığım şekilde yaklaşıyorsa onda katılırım. Doğru. Yani evet öyle dedi ama tabii yine de iğrenç dememesi lazım. İğrenç dememesi lazım. Biraz o... şey lafı değil, yakışmıyor demesi gerekiyordu ama aynen. Onun yerine iğrenç dedi ama olsun, fıs fıs bazen fırfır olabiliyor. Seviyoruz onu da buradan efendim, selamlarımız olsun diyorum. Tubişçiğim. Hiçbir şey alamıyoruz ağzından ama olsun. Daha biraz... ne alacağız? Elif daha ne alsın? Her şeyi söylemiyor muyum? Peki bir şey soracağım. Bir sürü setlerde, dizilerde, şurada burada oyunlar oynadın, tiyatrolar yaptın, bir şeyler yaptın, o yaptın, bu yaptın. Böyle hiç... Hiçbir erkeğe karşı ilgili oldu mu? Hep... Sana yemin ediyorum olmadı. Hiç kimseden etkilenmedim. Bu ya sektörde. Ben bir garibim. Evet. Yani gerçekten ben böyle duvar oluyorum. O an işimi yapıyorum, pırırık. Mesela işten sonra yani ben bambaşka, de öyleyimdir. Ben bambaşka de öyleyim. Oluyorum ama işte şey sevmem. Yani bugüne dek çok sayıda dizi çektim. Çok sayıda sinema filminde rol aldım. Çok sayıda tiyatro oyununda rol aldım. Çok yakınlaştığım sahneler senden oldu. Senden hoşlanan oldu mu? Oldu tabii, yani olmaz mı? Ama nasıl yani şey yapıyorsun? Ya onu? Ben böyle bir set koyan bir tipim ya. Benim bir duvarım var. Onu aşamıyorlar. Ona izin vermem. Mesela Mahsun Kırmızıgül'le de bir işte rol aldın. Dizi film çektik ondan beraber. Ondan sonra hiç böyle hoşlanmıştır. Bayılır böyle hanımlara Mahsun. Mahsun'un da kız benim oldu de mu sene 97. Oo, 100 yıl öncesinden bahsediyorsun Esra. Ay fark ediyorum, yaşıyorsun şu an. 100 yıl mı izliyor? Mahsun'u çok severim. Çok da güzel bir projeydi o. Mahsun'un da Mahsun olduğu yıllarda tabii. Ama Seda Sayan vardı zaten o yıllarda hayatında. Ay nereden hayatında o kadarını da. Hatırlamıyorum. Yani işte ama ben işin içindeydim. Bir sürü olaylar ay yaşandı Seda da biliyorum. Seda varken şey olmaz doğru. Ay gözü kaymaz. Kayar mı? Seda gitti evini, bütün eşyalarını parçaladı ya o yıllar anımsız. Oo ne olaylar yaşadık biz sette de, ne bayağı olaylar mıydı? Yaşadık. Mahsun. Öyleymiş. Mişmuş.
Ondan oyunlar. Seda Sayan da kızmış. Ya ama çok çok insanla yani çok gerçekten dönemin çok yakışıklı oyuncularıyla da rahmetli Karahan Çantay çok sevdiğim evet arkadaşım Allah rahmet eylesin. Burak Akkı. Gittin mi cenazesine? İşte, yok gidemedim. Gidemedim ama paylaşımlarda bulundum. Hı-hı. Ailesiyle de ablasıyla hatta görüştüm. Yani hiç hak etmedi o şekilde bir vedayı. Allah rahmet eylesin ama dediğim gibi çok güzel insanlarla da rol aldım. Her şeyi bırak. Bırak sinemayı, diziyi, televizyonu. Hayatım zaten podyumlarda geçti. Yani kuliste ben Türkiye'nin işte en top adamlarını zaten yarı çıplak görüyordum yani. Evet, artık gözün doymuş aşkım. Onda ne oluyor? Gözün doymuş. Hayır, ben yani şimdi, çok merak ediyorum. Kıvanç'ından, Kenan'ından, Burak'ından, işte Tolga'nına hepsiyle ben podyumu paylaşmış bir insanım. Yani yakışıklılığa doymuşum ben. Doydun. İşte bak. Kız yakışıklılığa doydum diyorsun. 1.82'nin altında adam olmasın ama diyor. Ama iyi de ne yapayım canım? Boyu boyuma huyu huyuma olacak canım biraz. Onunla ne alakası var yakışıklı boyun? Hayır. Adam çirkin, ama ne dedim güzel. Bak. Ne dedim ben sana? Tipe önem veririm ama tipi besleyecek şey karakteridir dedim zaten. Ben ne dediğimin hepsinin farkındayım. Tamam, ben de farkındayım. Mesela şeyi çok merak ediyorum. 12 yıldır sahnelerdesin. Şimdi bizim Türk şeylerinde bir adab var. Mesela ben de bir arkadaşımın sahnesine gittiğim zaman hani böyle bir şişe şampanya patlatılıyor. Ondan sonra ama 100 şişe değil, doğru mu? Hani bir şişe bir bayan olarak ya da ha, bir bayan bir bayana mı bir şişe? Mesela ben seni dinlemeye geldim. Eğer bütçe mail veriyorsa gönderdim. Evet. Veya neyse bir şey oldu ama 200 şişe açtırmam. Şimdi senin muhakkak sahnelerinde senden hoşlanan beyler işte 300-500 şişeler olmuştur. Oldu evet. En çok kaç şişe oldu? 250 şişe oldu. 250 şişe. Hı-hı. Peki ne oldu sonra? Hiçbir şey olmadı. Patlattı, şampanyayla kaldı. Ne olacak yani? Patladıktan sonra hani erkeklerin şöyle şeyi vardır. Kadını işte hoşlandım, çok beğendim. Belki bir çaya götürürüm, bir yemeğe götürürüm. Ya olur. Esra, o ben değilim. İşte bak sen onu değilsin. Bana yapamayacaklarını biliyorlar. Benim bir duruşum var. Hatta bana hanım ağa derler evet, biliyorsun evet. Ya. O duruşu onu ben istemedikten sonra kimse o sınırdan yani benim bahçeme giremez. Giremez. Ben izin verirsem olur. Böyle ben beğenirsem olur. Böyle hediyeler geldi mi sana aşkım? Bak, çiçeklerin içinde tek taş beş taş. Yok tek geri taş falan. Geri gönderdin mi onu? Geri gönderdin mi? Reddettiğim çünkü sen hediyeler oldu. Evet, oldu. Reddetmediğin hediyeler neden oldu? Reddetmediğim hediyeler. Evet. Reddetmediğim hediye öyle aman aman büyük hiçbir şey olmadı bugüne dek ya. Hı. Olmadı yani. Ben kendimi şey gibi hissediyorum. Sorgu odasındaki valla ben de sorgulanıyorum arkadaş ya. Kendime güldüm. Sürekli bir sorgulanma durumu. Yeni şaşırdım. Heylerde kalmış. Bir de çok hızlı soruyorsun ha. Şaşırtacağım ya. Ne yapıyor bu bize ya? Aa. Şaşırtacağım. Yok yok. Telefon mu? Ah çok teşekkür. Kim arıyorsa Allah razı olsun. Kim arıyorsa, kim arıyorsa evleneceğim. Olsun. Kim arıyorsa evleneceğim onunla. Kim arıyorsa evlenecekmiş Tuba Özay. Alo. Alo. Ay kadın düştü. Yok. Sende de kör talih. Alo, kimle görüşüyorum? Eda ben, İzmir'den. Ben merhaba, bugün iki kişi aradı İzmir'den. Hoş geldiniz. Ay, bu gecenin konusu... Pijamamı kaçırdım. Boş ver, bir şey olmaz. Olan pijama yosu. Pijama bile bu sorulara dayanamadı. Cırtladı yemin ediyorum. Aşkım, şimdi bu gecenin konusu evlilik. İşte evlilikten sonra insanlar değişiyor. Evli misin, bekar mısın, sen değiştin mi? Filan fıstık işte bir şeyler söyle. Belki evet. Bizi aradı kız. Evli değilim ama nişanlıyım. He. Evet, tabii ki de flört dönemine göre şu an değişiklikler var ama evlenince olur mu bilmiyorum. Flört dönemine göre değişiklikler mi o var? O nasıl bir şey ya? Sen konuşsana aşkım. Ben konuşayım, dur. Efendim iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Bak nasıl ses tonu değişti görüyor musun? Evet, evet. Şimdi flörtten sonra nişanlılık döneminde ne gibi şeyler değişti nişanlılıkta? Ne gibi mesela? Çoğu şey önceden mesela çok karışmazdı. Şimdi bir tık daha karışmalar. Gidip gelme yerlerine karışmalar gibi. Peki bu evlenince daha da artacak. Dışarı çıkma diyecek, işini bırak diyecek mesela. Ne yapacaksın?
Ya öyle diyebilir miyim? Şu an tam bilmiyorum değişim ama yani kilosa göre değişti şu an. Değişti, şimdiden değişti. Sen onda böyle bir baskı uyguluyor musun? Yani ben de karışıyorum tabii ki gidip geldiği eve saat kaçta gidip kaçta geldiğine. Hayatım işte böyle böyle birbirinizi darlıyorsunuz. Sonra evleniyorsunuz. Heveslerde alınınca bitiyor işte. Mutlu musun? Böyle mutlu musun? Ya şu an mutlu değilim. Hala nişanlılığım sürüyor yani. Allah mutlu etsin. Sonunuzu hayır etsin canım benim. İnşallah. Tamam aşkım. Var mı bir sorun? Kapatıyorum. Bir sorum olacaktı. Tuba Hanım mı? Evet. Tamam. Yangınlarla ilgili... Yangınlardan sonra kuyumcu açılışına gittiğiyle ilgili bir şey yapacak mı? Hani neden o kadar şey çektikten sonra felç geçirme acı, hani açılışa gitmesi? Neden açılışa gitti? Ben onu şimdi toparlayıp soracağım aşkım. Evet, çok teşekkürler. Soruyorum, öpüyorum yanaklarından. Seni yerim ben ya, çok aşkım, şeker. Aşkım yangınlardan sonra açılışa niye gittin dedi. Sosyal medyamda paylaşmıştım. Bir daha soruyor efendim, izleyici halk soruyor. Kız izlesin oradan. Oradan izliyor. Bir cümle söyle. Tamam, niye gittin? Kısacık çünkü tamam. Ben başka bir şey soracağım. Tamam, hemen kısaca söyleyeyim. Yangından öncesinde, 2 ay öncesinde zaten kabul ettiğim bir organizasyondu. Hı hı. Ve hatta marka... ...nın da yüzü olduğum bir firmaydı, hı hı, o dönemde. Söz vermiştim. Zaten yangın olduktan 3 hatta 4 gün sonra katıldığım, hı hı, bir organizasyondu. Evet. Ben işinde çok disiplinli bir insanım. Hı hı. Daha önce daha da korkunç şeyler yaşadım. Yani, hı hı, sevdiğim insanı kaybettim ailemden. Ama o anda canlı yayınım vardı, programım vardı ve ben o canlı yayına da çıktım. Yani bizde öyledir biliyorsun. Biliyorum, bazen cenaze bile olur, işimizi evet, yapmamız yani gerekir. O yüzden bizim buradan, işimiz bu evet, anlamda çok zor. Yani çok şimdi zor. Eğer ki örneğin bu kardeşimiz bir banka memuru olmuş olsaydı, bir yangın yaşamış... Ama yangında işte kaybedeceğini kaybetmiş. İşine gitmek zorunda, mesaisini yapmak evet, zorunda. Ama biz olduğumuz zorunda. Zaman efendim biraz göze batıyor. Sosyal evet, medyada yani, çok eleştiriliyor. Ama Esra şunu da lütfen belirtmemde fayda var. Ben örneğin organizasyona gittiğimde bile ne bir makyaj yaptım ne böyle hani şıkır şıkır giyiniriz ya, hiç normal. Ama bir tek dikkat günlük, ettiğim şey saçın fönlüydü. Günlük evet, günlük bir şekilde gittim ama saçlarım zaten hani gerçekten kötü görünüyordum yani o günlerde. Bir saçımı bir fön çektirdim ve o organizasyondan sonra zaten ben tekrar Manavgat'a döndüm ve Manavgat'ta 2 ay boyunca sürekli dağlarda, köylerde, hı hı, bunu da hı hı, yansıtmadılar tabii ki, hı hı, basına. Ama her gün kendi arabamla koli koli, paket paket erzak, hı hı, götürdüm. Maddi manevi o yörüklerimizin, hı hı, o vatandaşlarımızın yanında oldum. Her zaman da olurum. Çünkü orası zaten her şeyden önce benim yaşadığım, hı hı, yer. Başka bir yerde olmuş olsaydı yine koşullarım el verdiği müddetçe yine halkımızın yanında, hı hı, olurdum ama özellikle orası benim hassas olduğum bir yer. Hı hı. Ve oradaki insanlar sadece mağdur, oradaki insanlar dilenci değil. Hı hı. Ben dışarıdan bir şey gönderildiğinde bile tek tek hani mağaza düzeninde nasıl, evet, elbiseler katlanır aynen o şekilde kendi ellerimle katlayıp insanlara öyle teslim ediyordum. Evet. Onları gören bunları da görsün. Aynen, onları gören bunları da görsün diyoruz. Bir de buralarda özellikle şu bir gündür çok gündemde. Şimdi zaten Ramazan ayındayız. Bunu da sormam lazım. Mübarek Ramazan ayının ilk günündeyiz. Demet Akalın şöyle bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Ramazan ayında hani televizyona çıkan hocalara verilen paralar yerine fakirlere yardım edin dedi. Ve bunlarla da ilgili bendenizde çarpıcı açıklamalar yaptı. Senin yapacağın bir açıklama var mı? Derin nefes aldı, açıklama geliyor. Evet, açıklama geliyor. Düşünelim efendim. Şimdi bir tarafta din. Evet. Çok hassas bir konu. Çok hassas bir konu. Diğer tarafta sanatsal faaliyetler. Deniz'in gönderme yaptığı, hı-hı, alan, hı-hı, sanatsal faaliyetler. Evet. Şimdi din olduğu zaman para
konuşulmaz. Tabii. Sanatsal faaliyette konuşulabilir. O profesyonel bir hayattır. Ama din olduğu zaman para konuşulmaz. Konuşulmamalıdır. Tabii. Demet'in yapmış olduğu açıklama aslında oraya bir gönderme. Yani hem dinden söz edip hem de bu kadar uçuk rakamlar alınmasının doğru olmadığını söylüyor. Katılıyor musun? Katılıyor. Katılıyorsun. Katılıyorum. Yani Bendeniz'e katılıyor musun peki o açıklamasına? Bendeniz'in açıklaması hayır katılmıyor. Katılmıyorsun. Ama zaten sadece Ramazan'da değil o ekranlara çıkan hocalar normal zamanda da bir din görevlisi tabii. olarak birçok seminere katılıyorlar. Yapıyorlar. Ne bileyim eğitimler veriyorlar veyahut da kendi öğrencileri var vesaire bunlar için. Tabii ki onlar da bir ücret alıyor. Ama ekranlarda konuşup sadece Ramazan ayı sürecinde konuşup o hani rakamlar birçok zaman medyaya da yansıdı ya. O din ile o kadar çok paranın bir arada konuşulması belki de doğru olmayan şey. Evet. Demet de aslında bunu söylemeye çalışmıştır. Ama konu farklı noktaya gelmiştir. Olsun. Demet Akalın çok fazla yorum yapıyor sosyal medyada her şeyi. Doğru buluyor musun? Bazen bu kadar çok fazla yorum bazen insanı yanlışa da götürebilir. Bir gün İslam dışı bir yanlış yapacak yapıyor diye korkuyorum. Yapıyor da ama yapıyor bazen. Çünkü sen o kadar çok aktif kullanıyorsun. Yani sosyal medyada aktif kullanıyorsun ve o kadar çok her şeyi yorum yapmıyorsun mesela. Yok ben karışmıyorsun. Aynen yorumlamıyorum. Bir de şey şimdi bu tip konular çok hassas. O yüzden yani dikkat etmek lazım. Her şeye de burnumu sokmayı sevmiyorum ya. Aynen, yani yoksa inan var ya Esra, sen de ben de her dakika bir şeyle ilgili açıklama yapar. Her dakika gündem oluruz zaten. Yani bunlar çok kolay şeyler. Ama ben onu tercih etmiyorum. Herkesin karakteri. Belki kimisi öyle mutlu oluyor, kimisi böyle. Evet sevgili arkadaşlar, Tuğba ile vakit o kadar hızlı geçiyor ki. Yani yemin ediyorum sahur vakti yapsaydık bugün biz 5'e kadar burada konuşurduk. Ay gel sahura kadar devam edelim. Yine güzel bir şarkı alacağım. Ama ondan önce biraz dekolte konuşmak istiyorum. Tuğba sahnede çok güzel kıyafetler giyiyor ama giymesine de rağmen çok dikkat ediyorum. Dekolteyi çok güzel ayarlıyor. Hiçbir zaman sahnede çok aşırı seni dekoltelerle görmedik. Yani gördük modellikte, mankenlik mesleğinde görevin. Çünkü sen oradan hem bir ücret kazanıyorsun hem sana manken askıdır çünkü. Giy denilen şeyi giydiriyorlar ama sen kendi sahnende de dekolteyi tercih ediyorsun ama hiçbir zaman işte Gülşen gibi abartmadın. Neden? Yani ya da o kadar aşırı dekolteyi yanlış mı buluyorsun? Sahnede hem çok güzel bir Tuğba var hem dekoltesi yerinde bir Tuğba var. Bu çizgin çok şey. İstesen sen de açarsın. Tabii ki. Ya ben... Ya tabii ki işimiz şova yönelik. Sahne zaten hepsi bir bütün. Özellikle pop müziğiyle veyahut da işte atıyorum rap de olabilir bu. Tabii. Yani bu tarz hareketli diyelim sahne şovlarında hepsi bir bütün oluyor. Dansıyla, işte koreografisiyle, giyimiyle, dansçıların kostümleriyle her şeyle bir bütün. İşte bunu dünya starlarına baktığımız zaman da görüyoruz. Rihanna'sı, Beyoncé'su, Jennifer Lopez'i. Ama onlar güzel bir koreografla yapıyor. Evet, koreografi olmadığı zaman yavan oluyor. Aynen, şimdi onu söyleyecektim. O koreografinin içerisinde her şey çok güzel, devasa görünüyor ve göze batmıyor. Zaten ama tek başına çıkıldığı zaman sahnede malum yerlerini böyle hoplatırsan... Salladığın zaman olmuyor işte. Olmuyor. Halbuki Gülşen zaten sesiyle... yorumuyla çok beğenilen bir sanatçı. Ama Gülşen'de şu oldu bence. Giydi, konuşuldu. Bir daha giydi, daha çok konuşuldu. Belki. Sonra baktı, konuşulanlar böyle çok sert yorumlar vesaire geldikçe bu sefer o da abarttı. Kucakları bu sefer tepki göstermeye başladı. O tepkiyi de insanlar çünkü çok yaraladı yani onu çok yaraladı, karaladı, eşine kadar çok ağır ithamlarda bulunuldu. Herkes bir anda ahlak bekçisi kesildi ve kadını yerin dibine soktular. Hatta artık sesinin, müziğinin bile önüne geçti yani bazı şeyler. Bir anda hani ya Gülşen de şarkıcı mı falan
diyen bir güruh da çıktı ortaya ki Gülşen gerçekten iyi bir solist. Çok iyi bir sesli ama hayatım vallahi baksana eğri oturup doğru konuşalım. Bu gündemden işe yaradı mı? Yaradı. 400 bin lira olmuş ekstrası. Aynen öyle. Şimdi bak onu söyleyeceğim. Biz de enteresan bir toplumuz. Tuhaf. Yani hem yeriyoruz hem de yer bulamıyoruz falan. Yani gerçekten değişik bir toplumuz. Demek ki Gülşen bence şu an sadece işine gücüne bakıyor. Hiç de umurunda değil. Demek ki reklamın iyi çıkıyorsa parasını da yükseltti. Evet, kaşesini de yükseltti. Bu ülkede böyle. Zeki Müren rahmetli demek zamanında doğru söylemiş. Reklamın iyisi kötüsü olma. Ha benim için var. Sen yapmazsın. Seni kesseler. Ben yapmam. Seni gırtlağını kesseler Tuğba hayatta yapmaz. Onun senin yapmam. Bir çizgin var sahnede. Aynen öyle. Bir yere kadar dekoltan var. Zaten olması gereken de bana göre o. Hı-hı. Yani ben hayatta izleyicimin karşısına çıkıp da yapmam yani. Bunu. Hani sen hiçbir zaman pop işinin göründüğü görülmemiştir. Yani hiçbir zaman görmedim. Her şey defileler hariç. Sahnede hı-hı, ben daha böyle ağır olmayı tercih ediyorum. Ha dans şovları olur vesaire. Onlar çok her şeyler. Onlara zaten çok özel hazırlanıyoruz. Hı-hı. Onlar da erkek dansçılarımızın da kız dansçılarımızın da hepsinin kostümleri bile çok farklı olabiliyor. Ama görsellik tabii ki güzel. Bunu et pazarına dönüştürmeden o görselliği yansıtmak güzel. Ama bu arada etin kilosu da pahalandı diyoruz. Her neyse efendim tabii şaka. Sürçülisan ettiysek affola. Bitti efendim, mi? Dur bir şarkıyla uğurlayacağız. Ha. Ramazan efendim hepinizin oruçları mübarek olsun. Hayırlı sahurlar diliyoruz. Hayırlı ve sahurlar. İnşallah sizleri eğlendirebildik. Sürçülisan eylediysek affola. Allah aşkına mikrofonu. İyi ki geldin. İyi ki geldin gelsin lütfen şarkı olarak. Sen de iyi ki geldin aşkım programımıza. Ben de bana biliyor dedim. Hadi bakalım. İyi geceler, haftaya görüşürüz. Hadi hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar. İyi ki geldin bye diyoruz. Bye. Hadi bye bakalım Ramazan'da iyi ki geldi. Şöyle bir sakinlik, şöyle bir dinginlik lazım. Ha ne yok efendim? Bir şey söylemek istiyorum var, pes etme var. O şarkıyı bulamadık. Birini verelim efendim. O zaman bir şey söylemek istiyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Survivor'da artık yazıp bestelemiştim bu şarkıyı. Tamam. Esra. Aşkım. Aşkım. Seni gülüşün.
özlüyorum. Seni çok seviyorum. Bir şey söylemek istiyorum sana ta uzaklarda. Seni çok özlüyorum. Aşkım. Seni